Onun adını anmamı istemiyorsun. Ama benim kardeşim hali perişan. Yanından geliyorum. Bir yere yerleştirdik. Sokakta değil. Ne ödeyi belirsiz bir otelde değil. Ama içim huzursuz. O çok kötü. Çok. Keşke hiçbir şey göründüğü gibi olmasaydı. Ben pişman olsaydım. Ben en çok neye pişmanım biliyor musun? Ona bu kadar güvendiğime pişmanım. Onu bu kadar sevdiğime pişmanım. Musa'dır. Kim olacak ki? İyi misin diye. Senin ne işin var burada? Nasıl buldun beni? Niyetim seni rahatsız etmek değil. Bir şeye ihtiyacın var mı diye merak ettim sadece. Senden hiçbir şey istemiyorum. Git buradan. Tamam. Gidiyorum ama bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Çekinme. Senden istediğim tek bir şey var. O da gitmen. Şükür gitmiş.
Ben en çok neye pişmanım biliyor musun? Ona bu kadar güvendiğime pişmanım. Onu bu kadar sevdiğime pişmanım. En ağrıma giden de ne biliyor musun? Annemin haklı çıkması. İnan bana ne olur. Sana inanmamak aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama son zamanda yaşanan akıl almaz şeyler neresinden tutarsam tutayım olmuyor. Olmuyor. Dün gece neredeydin? Kaç defa aradım, telefonunu açmadın. Bir şey demeyecek misin? Bütün gece seni bekledim. Gözüme uyku girmedi. Çok merak ettim. Yoksa onunla mı? Thank you.
Oğlum. Konuşmak istemiyorsun biliyorum. Ama lütfen kendinden şüphe etme. Onu konaktan göndermekle en doğrusunu yaptın. Vakti zamanında ben de benzer bir karar almıştım. O yüzden neler hissettiğini anlayabiliyorum. İlk zamanlar biraz acı verecek. İçinde bir yer sızlayacak. Ama emin ol ki bu kararın zamanla seni çok daha güçlü kılacak. Her geçen gün ne kadar isabetli karar verdiğini daha iyi anlayacaksın. Merak etme. Bu konakta ondan en ufak bir iz kalmayacak. Onu sana hatırlatacak tek bir çöp bile görmeyeceksin. Bir daha onun adını bile duymak istemiyorum. Öyle olacak. Merak etme. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Hayır, hayır. Yalan söylemiyorum. Sen ne ara bu hale geldin? Yoksa hep böyleydin de ben mi kördüm? Ben sana ihanet etmedim. Yer gök şahit olsun, aldığım nefes haram olsun ki etmedim. Yalan söylemiyorum. Yüzük. Not. Ne düşünmemi bekliyorsun? Cevap ver. Bunlar ne demek oluyor? Söyle. Haberim yok. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Yüzüğü de notu da daha önce hiç görmedim. İnan bana ne olur. Sana inanmamak aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama son zamanda yaşanan akıl almaz şeyler, neresinden tutarsam tutayım olmuyor. Olmuyor. Ona ihanet edebileceğimi nasıl inanabildi? Bu nasıl bir kabus böyle? Allah'ım ne olur bana yardım et. Efendim Musa. Kardeşim. Nasılsın? Çok merak ettim seni. Sesini duyayım istedim. İyiyim ben. Sen beni merak etme. Uyuyabildin mi? Uyudum. Sağ ol. Tamam. Ali köyü okula bırakacağım. Hemen geleceğim yanına. Söz vermiştin dün gece. Tanrı'ya şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız birlikte. Musa, başka zaman mı? Hayır. Olmaz. Kardeşim de zor günde tek başına bırakamam. Başka istediğin bir şey var mı? Çikolata, acımalı çikolata alayım mı? Seversin. Yok sağ ol, bir şey istemiyorum. Tamam kardeşim. Görüşürüz, kapatmam lazım.
Gonca'yı da al. Kardeşinin bütün eşyalarını topla hemen. Ortalıkta hiçbir şey kalmasın. Afife Hanım'ın emri. Ne işin var burada? Neden geldin? Eğer yine yalanlarını anlatacaksan... Senin için gelmedim. Artık sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Ali için. Ali'nin sana ihtiyacı yok. Git buradan. Ali'yi görmeden hiçbir yere gitmiyorum. Müsaadenle. Kardeşim. Meraktan öldük, iyi misin? Ben iyiyim Halise abla. Sen beni boş ver. Aliço, o nasıl? Ne oldu? Keyfi yoktu ama bir şeyci de yoktu. İştahsızdı biraz, o kadar. Okula gitmem diye tutturdu. Karnım ağrıyor dedi. Neyin var demeye kalmadı. Katıldı kaldı yavrum. Ben biliyorum, onun derdi sensin. Sen olmayınca. Kardeşim, Aliço seni çok özledi. Ben de onu çok özledim. Siz ikiniz, hadi konağa. İşinizin başına.
Ali Çoğuk'un kardeşim. Sık rahatsızlanmasının bir sebebi olmalı. Araştırıyoruz. Test sonuçları yurt dışından henüz gelmedi. Sonuçlar elimize ulaşınca kesin hükümler verebileceğiz. Delikanlının durumunun pek çok sebebi olabilir. Çocuklarda genelde psikolojik kaynaklı olabiliyor. Dediğim gibi test sonuçları gelsin, o zaman daha kesin konuşabilirim. Peki test sonuçları ne kadar sürede çıkar? Çok uzun sürer mi? En geç bir hafta. Bu arada hastamızı birazdan görebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Başka bir doktora daha mı göstersek? Ben bu doktora güveniyorum. Zaten başka bir yere gitsek sil baştan her şeyi yeniden yapacaklar. Çocuk çok yoruldu. Hemşireyle konuştum hanımefendi. Artık yanına girebilir misiniz? Çok şükür. Orhun, yanına girebilirmişiz. Etmek yok. Ali Ço için. Hira abla. Ali Ço. Canım.
Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim Aliço. Hasta odası bu kadar kalabalık olmaz. Gördün işte. Ali iyi. Git buradan. Hira abla, ne olur gitme. Merak etme Aliço. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben senin için geldim. Ve sen iyi olana kadar yanında olacağım. Buna sen karar veremezsin. Anne. Ben eve geçiyorum. Hastaneden çıkınca haber verirsiniz. Gitmeni istemiyorum. Ne olur bırakma beni. Tamam, asma yüzünü. Gitmiyorum dedim ya. Sen de gitme. Lütfen. Gitmediğin için teşekkür ederim dayı. Aliço, ben çok güzel şeyler duydum. Sınavların çok iyi geçmiş. Bir de yeni bir arkadaş edinmişsin. Adı Damla'ymış. Bizim sınıfa yeni geldi. Kim söyledi? Musa abi mi yoksa? Başka ne dedi? Bu kadar başka bir şey söylemedi. Söylemesi mi gerekiyordu? Damla'yı çok seviyorum aslında ama... Ben ne desem Damla başka bir şey söylüyor. Biz de en sonunda küstük. Aynı sizin gibi. Ama barışırız değil mi? Barışırsınız herhalde. Peki siz barışacak mısınız? Hep küs mü kalacaksınız? O yüzden mi gittin? Thank you.
Barışmayacak mısınız yoksa? Böyle gerekiyor Lüco. Ama sen bunları düşünme. Ama neden? Ne için küs kalmanız gerekiyor? Barışsınız olmaz mı? Hangi yöne koşarsam duvara çarpıyorum. Beni bu labirente kim attı bilmiyorum. Çırpınıyorum ama nafile. Nasıl çıkacağım buradan? Bu labirentten kurtulmak için sana ihtiyacım var. Ne olur tut elimi. Denemedim mi sanıyorsun? Kendime rağmen, gördüklerime rağmen denemedim mi sanıyorsun? Çıkışı olmayan sen değilsin. Canın bildiğin sırtından vurmadı çünkü seni. Gözünün içine baka baka yalan söylemedi. Şu dünyada en güvendiğin kişinin ihanetine uğramadın sen. Yaşadıklarımın binde birini yaşasaydın eğer, şunları söylemeye utanırdın. Ne zaman o yapmaz desem, karşıma başka bir yalanın çıktı. Her seferinde bir kere daha paramparça ettin beni. Seni o adamla... Ya hiç mi eve dönmeyeceksin yani? Küçük Bey. Eve gitmeden son bir kez kan alacaklar Alişo. Yine mi? Çok acıyor ama. Bu son. Acımayacak. Söz. Ben senin elini tutacağım. Sen de gel ne olur. Hemen bitecek zaten.
anlamlı ve kalıcı bir şey olsun istedim. Sanırım öyle de oldu. Sana. Çok cesurdun. Tabii annesi babası yanında olunca. Hemşire abla sizi gerçek annem babam sandı. Bazen ben de öyle sanıyorum. Hadi bakalım. Birazdan taburcu olacaksın. Hazırlanman lazım. Benim için de gitme vakti. Gitmesen olmaz mı? Sana her gün yazacağım. Sen de bana yazar mısın? Ama her gün. Sonra yazdıklarımızı zarfın içine koyup postaya veririz. Eskiden telefonun, internetin olmadığı zamanlarda insanlar sevdikleriyle mektup yazarak haberleşirdi. Onlara mektup arkadaşı denirdi. İşte onlar gibi. Tamam mı? Bunu da benim için boya. Tamam mı? Thank you.
Sakın. Sakın bir daha Ali'yi bahane ederek karşımıza çıkma. Onun sana ihtiyacı yok. Sakın bir daha Ali'yi bahane ederek karşımıza çıkma. Benim hiçbir şeyi bahane ettiğim falan yok. Ama merak etme. Bir daha beni görmeyeceksin. Ama merak etme. Bir daha beni görmeyeceksin. Görmeyeceksin. Artık ikimiz de son sözümüzü söyledik. Bir daha karşılaşmayacağız. Bu benim son görüşün olacak. Ağlamayacağım. Hayır, ağlamayacağım. Allah'ım, sen kuluna taşıyacağından ağır yük vermezsin. Bütün sınavlarını aldım, kabul ettim. Sabrını da gönder. Gönder ki ayakta kalayım. Allah'ım ne olur bana güç ver. Hadi bakalım, eve gidiyoruz. Hira ablanın gitmesine neden izin verdin? Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Yeni hayatımızda o yok.